Isparta'nın Uluborlu ilçesi, kendisiyle aynı isme sahip oba üzerine kurulu bir yer. Geçmiş dönemlerde Torosların uzantısı olan Kapıdağı eteklerine kurulmuş olan ilçe, 1950 yılından sonra günümüzdeki yerine taşınmış. Etrafı yeşil arazilerle çevrili ilçe, tarımsal üretimin yoğun olduğu bir yer. İlçe, kokusu ve tadıyla ünlü bir kiraza sahip. Yaklaşık 7000 nüfusa sahip olan ilçe, tabiat değerleri ve tarihi miras açısından da zengin bir yer. Ulu Cami adıyla da anılan Alaaddin Camii, eski kasabada yer alıyor. Sultan Alaaddin Keykubat zamanında 1231 yılında 2. Kılıç Arslan'ın torunu ve Tuğrul Şah'ın kızı tarafından yaptırılmış. Caminin kuzey, doğu ve batıya açılan üç kapısı ve tek şerefeli olarak tuğladan yapılma bir minaresi bulunuyor. Caminin ayrıca dört sütun üzerine oturtulmuş iki kubbesi, 35 penceresiyle üç kapısı mevcut. 1909 yılında yanan cami, 1927 yılında onarılmış. Kapı Dağı'nın doğu kısmında yaylaların olduğu bölgede farklı bir doğa oluşumu bulunuyor. Kireç taşları içerisinde oluşan bir kırık zamanla genişleyerek 20 metre derinliğe ulaşır. Bu yapı yöre halkı tarafından peynir saklama amaçlı kullanıldığından peynir obruğu olarak anılıyor. Ülkemizin ayakta kalabilen az sayıdaki tarihi su kemerlerinden biri Cirimbolu Su Kemeri. Uluborlu Cirimbolu Su Kemeri ilçenin en eski yerleşim yerinde bulunuyor. 1869-1872 yılları arasında Kapı Dağı'ndan kale içine Kavilpınarı'nın suyunu getirmek amacıyla inşa edilmiş. Aynı zamanda köprü olarak da kullanılan yapı üst üste iki yuvarlak kemer üzerine inşa edilmiş. Uzunluğu 4,5, genişliği 2,5, yüksekliği ise 20 metre. Su kemeri nüfus mübadelesine kadar gayrimüslimlerin yaşadığı kale mahallesine su getirmek için kullanılmış. Sadece mimarisi ayakta kalabilen Salih Efendi Camii, ülkemizin ilginç görünümlü dini yapılarından. 1921 yılında yapılan cami, ilçenin yeni bölgeye taşınmasından sonra ilgisiz kalır ve yıkılmaya başlar. İlgisizliğin sonucu olarak da camiden günümüze minaresi kalır. Uluborlu'nun eski yerleşim yerinde bulunan Salih Efendi Camii'ne ait minare, yapayalnız ayakta kalmaya çalışan bir görüntü içinde. Kapı Dağı eteğinde etrafı kayalıklarla çevrili olan tarihi Uluborlu Kalesi, M.Ö. 4. yüzyılda şehrin kuruluş döneminde inşa edilmiş. Zaman içinde tahrip olan kale, Bizans, Selçuklu ve Hamitoğulları Beyliği zamanında tamir edilmiş. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan kale bedenleri üzerinde üç burç bulunuyor.
Kale kitabesi günümüze ulaşamadığından yapılışı hakkında net ve kesin bir bilgi bulunmuyor. Ülkemizde birçok bölgede bulunan yılkı atları Uluborlu'nun da doğasını süslüyor. Bakım zorluğundan doğaya salınan veya kaçarak zamanla bir araya toplanan yılkı atları topluca hareket ederek doğada yaşıyor. Serbestçe dolaşan anlamına gelen yılkı kelimesinin hakkını verircesine dört bir tarafa özgürce koşuyor Uluborlu yılkı atları. Yalova'nın Armutlu ilçesi, termal turizm anlamında ülkemizin en önemli yerlerinden biri. Yalova'nın Bursa'ya bakan tarafında Marmara Denizi kıyısında yer alan ilçe, özellikle yaz döneminde yoğun ziyaretçi ağırlıyor. Devremülk ve termal turizmin öncü kentlerinden olan Armutlu, yeşil doğaya ve birçok noktasında yüzülebilen bir denize sahip. Şifalı suları nedeniyle birçok uygarlık için bu bölge önemli bir konumda olmuş. Uzun bir sahil şeridine sahip olan ilçeye İstanbul ve Bursa'dan düzenli olarak deniz otobüsü seferleri yapılıyor.
Burdur'da bulunan Hacılar Ören Yeri, Hacılar Köyü'nün güneybatı bitişiğinde yer alıyor. Hıyık denemeyecek kadar alçak ve yayvan bir ören yeri olan bu merkezin varlığı 1956 yılında saptanmış ve 1957-1960 yılları arasında İngiliz arkeologlar tarafından kazılar yapılmış. Çalışmalar sonunda bu ören yerinde Neolitik'ten başlayarak erken kalkolitiğin sonlarına kadar bazı kesintilerle devam eden 16 evreli bir yerleşim sürecinin var olduğu anlaşılmış. Hacılar'da kazıların bitirilmesinden çeyrek yüzyıl sonra 1985 ve 1986 yıllarında bu yerleşmenin mezarlığını araştırmak ve burası ile ilgili bazı bilinmezlere yanıtlar bulmak amacıyla kısa süreli kazılar yapılmıştı. Bu iki aşamalı araştırmalarda elde edilmiş arkeolojik verilere göre Hacılar'da ana toprak üzerindeki ilk 7 yapı evdesi oldukça gelişmiş bir mimarlık geleneğine sahip. Hacıların en geç yerleşiminde ise mimarlıkta ve hemen hemen her konuda eskilerden farklı uygulamalar görülmektedir. Kapsamlı değişiklikler, Hacıların bu döneminin daha önce burada yaşamış halklardan farklı, etnik ve kültürel kökenden gelen insanlar tarafından iskan edildiğine işaret etmektedir. Özellikle mimarlıkta değişim çok belirgin.